Neden bize haberleri... Ben kız diyor, baba bize böyle çek. Şöyle kreşe alışmış ya. Yakışıklı sayını söyleyecek misin? Derslerinize çalışıyor musunuz? Benim Abdülhak Tekin. Benim okul arkadaşım. Neye geliyor? O da halk oyunları için geliyor. Normalde Kırkaz... Abdülhak Tekin. Evet. Bizim akrabam. Evet. Sen de sınıf arkadaşım, şey, okul arkadaşım zaten. Ya. Ben olan boyum kısa olduğu için beni hatırlamadı. Hatırlamadı. Ben size hatırlıyorum. Evet. Ona bir kurs açtım. O zaten başka yerde memurmuş. Mahir sadece bağlama mı veriyor? Evet. Yani bağlama diye açıyoruz hocam. Çocukların yeteneğine göre o sırada değiştiriyor. Kısmet olmadı. Şu anda burada gelip gitmiyor. Gelir hocam. Valla niye görünüyor? Hangi saatlerde? Tam şeyde, onunla bir ara. Beş ay, 24 gün bilfiil hastanede yatışım oldum. Evet. Tedavi sürecinin bitiminden sonra fizik tedavi görmem gerekiyordu. Çünkü öyle bir hale gelmiştim ki, yani en ufak ağırlığı olan bir cismi kaldırmakta güçlük çekiyordum. Fizik tedaviye 6 hafta boyunca Afyon'da devam ettim. Gözümü açtıktan sonra aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi hazır hale gelince gidip emekliye ayrılmak. Emekliye ayrılmam durumunda zamanın açıkçası iyi geçmeyeceği ifade edildi. Pansuman olayının bitiminden hemen sonra da kitap okumayı başladım. Arkadaşların işte WhatsApp, sosyal medya aracılığıyla göndermiş oldukları makaleler okumaya başladım. Okuyunca da tabiri caizse kendi kendimi imtihan ediyorum. Ne kadar anladım? Zihnim hala eskisi gibi mi? İşte okuduklarımı algılayabiliyor muyum? Öğrendiklerimi bir gün sonra... Evet, bu böyle bir süreç yaşandı. Protezler takıldıktan sonra bir anda günde 250-300 adım atmaya başladım, yürümeye başladım. İşte evin koridorunda 30'ar adım, git gel yapıyorum, 240 oldu diyorum, işte 300 oldu diyorum. Böyle sayıyorum açıkçası adımlarımı. Bir gün fizyoterapist ve bunu konuştum. Bu şekilde bir yürümem var. Bu kadar mesafe gidip geldiğim oluyor dedim. Acaba işe gidip gelebilir miyim? Çok rahat gidip gelebilirsin dedi. Bir özlemle, bir hasretle, bir heyecanla, bir sevinçle dört gözle bugünü bekledim. Ve çok şükür geldim, göreme başladım. Böyle bir resim çizilmiş. Evet. Bir tarafta beni çizmiş. Evet, burada da
Sizi çok seviyoruz herhalde. Öyle bir yazı yazmış. Tabii çocuklar duygularını ifade etmeye çalışmışlar. Nasılsınız? İyiyiz. Dersçeniz misiniz? Evet. Kitap okuyor musunuz? Evet.